Kimi? Amcaoğlu, koyuna gitmeye hazır mısın? Neden olmaz? Av köpekleri hazır herhalde. Abi canım, baksana canavarlar. Sanki kar yağmış. Ama güneş süper. Saat 6:30. Hava ellerde karı var. Kızlar iyi misiniz? Sen neye korkuyorsun ya? Sabahın körü bu. Seyahat ediyorsun, seyahat. Ne korkuyorsun? Efendim, nerede miyim? Dağdayım, dağda. Anasının... Tepes dağ. Sese bayılıyorum. Ne oldu lan? Buradan sonrasını katırlanacağım. Biçilmiş olması gerekiyor, Çimo. Tamam, biçmeye çalışmış. Bence bir şey anlatmaya çalışmış burada. Burası bataklık mı? En fazla batarız ya. Evet, sallamıyor. Batar mı case ya? Ya biliyorum, sponsorluk aldın da case'den. Bu kadar reklamını yapın, batar mı? Buralar bataklık. Biraz zorlanıyor sanki. Bat. Çantayı aldı. Alan verin. Şey yok. Ülkeyi açma. Hangisini açma ya? Bunu geri götür baba. Geri mi götür? Bir şey tutamıyorum. Binden. Ya baba bunu ya. Ha, bunlar mı? He. Tamam. Al, tam köy kombini oldu. Tamam, amcam da gelmiştir. Yerlerini koltuğun arkaya koy. O değil abi, arkadaki direkt koyduk, kaçtı ya. Babamın tansiyonunu yükseltti ya. Tamam, o zaman gelirsin orada otarın. Tıkladı lan. Oo. İp dolaştı. Böyle. Nasıl? Böyle beni çekeceklerdi, gelecek. Ya, fonksiyonlu bir çanta ya. O cezalı. Adam cezalı. Evet, düşüncelerini alalım. Soğuk. Öğlen yanacağız büyük ihtimalle. Çantamız dolu. Bu tağı kururuz biraz. Bundan daha kötüsü yok. Zılık çal bakalım. Babam gibi birçok yaşına kurt düşürdüğü için. Arabanın akıllı mı aldı yani? Evet, rüzgü bırakmanın zamanı geldi. Oyunun içine de girme. Sen köpeksin, tamam mı? Elveda güzel dostum. Diğerini de gelse giydim. Babanı sinirlendirdiği için. Hakkını yitirdim. Kutsal ediyor bu. Sor bakayım anana. Üçlü de ben matçaya verim. Allah'a bakmalar. Hepsi beni izliyorlar. Alkış. Şöyle. Çok basit hareket. Yoruldum diyorum, artık oturalım. Böyle bir koyun sarmaşık çok yiyiz. Burada geldim. Daha birden açtım. Kaç koyun var burada? Bilmiyorum ki. Yazı saymıştılar. Ya 650'ydi ya da 750. Arada 100 tane koyun var yani. Öyle bir belirtilik olamaz. 100 tanesi bir avuç zaten. Ne yapıyorsun lan? Güzel ya. Efendim? Ya kızım, koymayayım diyorum, niye anlamıyorsun? Şunu viskiyle kaç. Bak, su var burada ya. Burada çay var. Komik ya. Yerime nasıl? Bakayım, yaklaştır. Eve gidiyor bunlar. Eve gidelim ya. Köpeğin adı ne? Köpek. Silahını yanmadı. Kim taşıyacak? Ben. Çantayı taşıyamadım. Abi, silah alabilir mi? Da aynı ağırlıkta. Sen 50 metreyle de taşı vuramamıştın geçen sene. O geçen seneydi. Nasıl demişti? Ya sen nereye vuruyorsun? Allah'a vurdu. Adam nerede lan? Biliyorum, bu sene gelmedi. Hoş geldiniz. Abi siz yeni geliyor da. Biz... Çok heyecanlandım. Ne iş yapıyorsun sen? Çobanlık yapıyorum. Kaç seneden beri yapıyorsun? 50-55 senedir yapıyorum. Kaç yaşındasın? Ben 55 bin. Şimdi koyunların da burada. Bu benim değil, bu arkadaşların. Çağırsan gelmezler mi? Yok, bunlar gelmez. Bir çağır dene ya. Beni tanımıyorlar ki. Ya 50 senedir çobanım diyorsun. Ya öyle de ya. Benimki beni tanıyorlar. Abi hayvanlarda tık yok. 30 bin verirseniz diyorum, ben koyuna giderim.
Sen becerebilir misin bunu otarmayı? Babam da öyle yapıyordu. Her gün bir tanesini kurda veriyor. Ulan baban yaratmıyor. Helal lan, hepsi geldi. Hani oradan güneş doğmuş ya. Güneş onlar gördüğü için güneş gören demişler. Halbuki bizim yayla daha önce görüyor. O biçimli pantolon da koyunda giyiyorum. Evet, güzel bir şallar. Kaç paraya aldık ya? Şimdi fiyat veremem ama marka modellerini de bırakabilirim. Şunu satıma geçir abi. Aferin. Buna sabah ben... Neyse. Burnun mu? Şu an avlanıyor. Karnını doyurması lazım. Böldürmemiz muhtemel. Aa, şurada lan bızıklılar bak. Meğer kısmı da bana bak. Ben bir İstanbul meyafendisi oldum. İstanbul'un neresinden geliyorsun? Esenyurt. Esenyurt meydandaki o güzel kültürler arası dansları şahit oldun mu? Ya bir yanda kardeşlerimiz. Artık onlara kardeşim diyorum. Halayı çekerken bir yanında Suriyeliler. Artık birileri cinnet geçirip bunları temizlemeye başlayacak. Zafer Partisi ekibinden birileri. Arap görünce, dün Arap sabunu gördüm ayı yüzüde, inanır mısın? Yani yere dökmemek için kendimi zor tuttum. Bu çizme nasıl lan? Gökmen abi anlatmıştı ya, babam Ramok'ta satarken bir tane tek boynuzlu koyun kalmış. Demiş ki abi bu kurban olur mu, bunun tek boynuzu var. O da demiş ki abi öbürünü de sökelim hemen. La köpek! Emrah Bey, bunların süt verimlerinden bahseder misiniz? Süt verimleri en son 10 sene önce sağdığımız için. Bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Çek bakalım. Bunlar gördüğünüz üzere doğal kuş burunları. Buradan dalından alıp kurutup rahatlıkla içebilirsiniz. Türkiye'de tek değil ama ikinci falan olabilir. En çok yetişen bitkilerden biri zaten. Evet, nereye bakarsanız bakın özellikle şu... Çeyil. Çeyillerin dibinde bolca vardır. Tamam. Çilek de var. Burada işte horoz gözü dediğimiz... Frenk üzümü. Öyle burada, mi? Evet. Türkçe meyal kısmı bana ait. Frenk üzümleri burada çok sık gördüğümüz bir meyve. Peki Gökten Bey, bu hangi familyaya ait acaba? Bu... Ne bilmiyorum. Hemen şöyle bakalım Ömer Bey. Şöyle. Bu da bir fanta şişesi. Yani köyümüze gelen duyarsız çobanlar böyle bırakıyorlar burada. Evet. Gördüğünüz gibi sırt çantası taşıyoruz. Her şeyimizi alıp götürüyoruz biz. Böyle terbiyesizlere de bir şey diyemiyorsunuz. Peki bu keçiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok havalı duruyorlar. Bunlar tam orospu. Keçilerimiz geçtiğimiz 2-3 haftalık süreçte çok kızgınlaştılar. Şu anda erkek sayısı önceden 10 iken şu anda 3'e düşürdük çünkü... Neden? Ya amcamızın bir keçisi var. Rahat bırakmadılar hayvanı yani. Parçalar. 4 taneye düşürdük. Kestik, sattık. Hayvan da hareketlilik var. Ama bir tane gök keçi var, kaşar. Bana bir keçi tutmanızı istiyorum Emrah Bey. Mümkün görünmüyor Gökten Bey. Neden ama ne? Kürnek. Kürnek, anlıyorum. Yani sıcaktan bir araya giriyorlar. İşte koyun abi yani. Bana birilerini hatırlatıyor bu koyun sürüsü ama. Gördüğüm kadarıyla çoğu koyunun ırkı aynı. Aslında bu mor karaman ama melezi olmuş. Yani kırma bir sürü. Kışı zordur. Yani sabah bugün, ayın kaçı 10 Eylül. Bugün bile... Grav vardı yani. Ne demek olduğunu bilmiyorum ama grav vardı. Mor karamanlar. Onun içinde birkaç tane daha gördüm. Kuyrukları yok. Böyle çirkinler biraz çok. Onlar hemşin. Onları amcam özel olarak erkek koçları verip onları aldı. Hemşin. Mental. Merinos. Onları İstanbul'dan getirdi amcam. Buraya uydurmaya çalışıyoruz. Şu an sınırlı sayıda getirdi. Yani gördüğüm kadarıyla çok uyumlu olamamışlar. Çünkü zayıf kalmışlar. Evet. Onu açar açmaz koyun içine girdi de babam sinirlenmeden hemen geri gönderdi. Gökten Bey, nikotin alabilir miyim? Koyun çok güzel şu anda oturdu. Hani bu sahneyi görmek... Şurada bir keçi var. Burayı yakınlaştırmanızı istiyorum. Siyah ve burnu beyaz. Evet. Geçen... O kadar çirkin ki anlatamam yani. Şu an o hayvan sizi anlasa yani gerçekten utanç verici bir şey söylediniz. Hiç yakıştıramadım. İnanın bunda değil. Görüyorsunuz ap köpeğimizi Iğdırlılardan aldık. O yüzden güzel bir ırk olduğunu düşünüyorduk ama... Bakalım gelsin, onu da inceleyelim. Evet, inceleyelim. Gel. Gibi tasması kendinden büyük ama. Evet, gördüğünüz üzere hemen tasmasında kendisini de şey yapmış. Güzel bir hayvan. Bunlarda kurt pençesi varmış, amcaoğlu dedi. Dişi de olmaz kurt pençesi. Hemen şu arka ayaklarında olur. Fazladan bir parmak gibi. Sen nereden biliyorsun? Kulakları kesilmiş. Doğru bulmuyorum. Bu bölgede... Ama bir saniye ben. Kulak kesimini doğru buluyorum. Hayır, Celal hocam. Onda sıkıntı yok. Kulak kesim şeklini doğru bulmuyorum. Sadece uçları alınmış. Ya bunu biraz kısa kesmiş babam. Yani kurt şimdi oraya dişini geçirse bu hayvan öldü. Ya biz onu kurtlardan şey yapmıyoruz. Zaten kurda gittim, bu geri gelmiyor da. He. Kendi aralarında böyle küçük münakaşalar yaşadı ama kulağı yırtılmasın diye. Ondan sonra sağır kalıyor. Bu... Yırtılmasın diye kesiyorsunuz. Babam biraz kısa kesmiş. He. İşte bu da senin teke. Mavi. Onun çok güzel, gözlere bak. Maşallah der misin? Demem. Eğer... Gördüğünüz üzere çoğu keçide taş olmaz bu şekilde.
uzamış. Bu babamın dediğine göre İran keçisiymiş. Iğdır'dan gelmiş. Yani bir tanesi var bana benziyor. Saç şekli olarak. Evet bakayım. Açıklayıp konuşsanız. Ensem var benim bakın tam orada. Onda bir ensesi var. Dengesizliği niye bağlıyorsun? Mesela bazı kuzular şu kadar. Doğum kontrol yöntemi yok. Çip taksınlar, hükümetliler falan. Bunun adı Kral. Annem koydu ismini. Kral mı? Evet ama amcam buna seyis diyor. Ya seyis daha güzel. At ne yapıyor? Fırtıklanmış koyunlar. Soğuktan dolayı. Dün akşam çok soğuktu. Evet koyunların üzeri bile grav almış olabilir. Ne demek olduğunu hala bilmiyorum. Kralı tutma şansınız var mı? Pardon seyisi. Ya o tutulmaz. O sen oturursun oraya gelir kulağını falan kemirir öyle bir. Ama bu terbiyeli. Amcamın geçen kestiğimiz sapığı gibi değil. O tam bir sapıktı. Evet o hayatımda gördüğüm en az bekeydi. Nasıl ses çıkarıyordu? Bir de dışarıda geziyor. 5 kişi bir keçinin peşine gidin. Arkadaş Ankara'dan misafirlerim gelmiş. İlle tutturdular. Dur. Gri termos çay içecek diye. Amcalı koyununla çay içmek nasıl bir şey? Yorucu. Aslında evet. Arkasındayız. Sen alışmışsın güneşli günlere. Ben gecenin 4'ü 5'iyim. Küstü artık gelmez. Gel. Tamam gel al. Yurda bir yol var. Nedir o? Hadi gidelim. Bahanesi. Şimdi hayvanlar kaliteli. Kurdu gördün mü dağılır. Daha önce bir kurt saldırısı yaşadın mı? Evet. Nasıl bir hissiyattı? Elektrik çarpması gibi. Yani? Dilip tutuldu. At gibi sesi geliyor. Tık. O zaman daha küçük ya, küçüktüm yani senin yaşlarında. Yani benim yaşım 22. Ben sana dedim ya bir tane koyun var. Boynuzunu keserim diye. He. Dedin ya bana ne yapar diye. Kör olmuş hayvan. Onun memeleri de olmuş. Onun bir sarılması gerekiyor. O dişi değil. Rıza okula gideceğin için heyecanlı mısın? He? Ne? Git bakayım. Kaçacağız.